5 gün çalışıyordum, 360 dolar çarpı 4 yap, ortalama 1500 dolar kazanıyormuş. <laughs> Bak ortalama 1500 dolar, 1200 doluyordu, 1600 doluyordu. Artık bahislerle ilgili bir şey, tip bırakıyorlardı, biz bölüyorduk. Şimdi 1000 ben 1400 pardon, 1440 dolara ne yapıyordum biliyor musunuz? Bir kere burada Türkiye'de alamayacağınız klasik bir arabaya biniyordum. Cadillac, Cadillac Eldorado Biarritz. Canım araba. Kendisi 5.4 5400 motor V8 80 litre depoya sahip benzini su gibi içen bir araba. 60 bin milde tertemiz. 2900 dolar aldım ben. Yok. 2300 dolar mı ne? 2000 dolara yakın parayı aldım. Şimdi ben bu 1440 doların içinden Arabamın benzinini, arabamın sigortasını, arabamın bakımını ve de diğer tüm masraflarını karşılayabiliyordum. Garson maaşı bak oradaki. Benzini emcüklüyor da sen burada 400 liraya depo fullerken ben orada 54 dolara 80 litrelik depoyu fulluyordum. 54 liraya öyle düşün. Neyse dur geç. Sonra kiramı ödüyordum. San Francisco ve şey Orange County, Laguna Beach iki tarafta yaşadım ben. Aynı yani oralar bir şey değişmiyor. Bu arada no 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 no. Hey Gaming ben diye okumuştu Prime'la abone olmuştu. Emircan X43 ve de Lomise Prime'la abone olmuş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Cansız iki varsınız. Bu, bu şeyin oldu lan. Cansız iki varsınız huzur İslam'da bakıp. Ben hep cansınız diyordum, iki varsınız da diyordum. İslam bunu o kadar çok söyledi ki ya yani. o da söylüyormuş. Söyleyemez oldum şimdi. Bekleyin dur hesap yapıyoruz. Ben 1440 liraya orada lira diyorum bak artık. 1440 liraya arabamın masraflarını karşıladım. Evimi karşıladım. Ondan sonra çok güzel havuzlu mavuzlu öf yani diyeceğim bir spor salonuna gidiyorum her gün. Ondan sonra cıma, şimdi detaylara ineceğim niye bunları karşılayabildiğime. Yememe içmeme okeyim. Yiyordum, içiyordum, sıçıyordum. Open buffetlar, açık büfeler, Japon restoranları, Meksika restoranları. Yok efendime söyleyeyim, işte Kore mutfağı. Her şeyi yiyordum. Takılıyordum barlarda. içkimi içiyordum. Mis gibi. Başka başka. Üstüme başıma bir şeyler alıyordum. Tamam belki böyle gidip de manyak bir marka almıyordum ama alabiliyordum. E abi ben garson maaşıyla bu kadar kaliteli yaşayabiliyorken burada garson maaşı alan adam niye sürünüyor? Niye sürünüyor abi? İşte zaten iki farklı ülkenin ya da farklı farklı ülkelerin yaşam kalitesini böyle ölçebilirsiniz. Çok net söylüyorum. Şimdi bak benzini ben 60, 60 liraya orada fullleyebiliyordum. Spor salonu. Benim burada 6 bin lira, yıllık 6 bin lira, 5 bin lira diyen spor salonu orada 24 dolar. Yani 24 lira. Havuzum var, her türlü savunan var, masajım var, lüks, kaliteli, bilmem ne, bilmem ne. Araba desen, zaten burada arabaya para değil, vergiye para veriyorsun. Yıllık değil, aylık 24 lira. Araba sigortası. Araba masrafı nasıl biliyor musunuz? Hiçbir şey yok abi. Arabayı alıyorsun, benzinli koyuyorsun, bir tane pink slip imza alıyorsun. Araba senin oluyor. Bir de gidiyorsun 23 dolar mı 22 dolar mı sigortalıyor şey yapıyorsun arabayı. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Spor salonu desen öyle. Normal gıda desen öyle. Ya orada işçilik pahalı şimdi oraya geleceğim. Bak en önemli noktaya geliyorum. Orada işçilik pahalı diyorsun ama oradaki işçi benim şu kazandığım paranın 5 kat fazlasını kazanıyor. Bunun muhabbetini gene yapmıştık. Yani işçisine sahip çıkıyor memleket. Burada amele diye küçümsediğin adam oradaki amele Porsche'la geziyor bilmem neyle geziyor oradaki araba standartları neyse işte. İki katlı villasında dört tane çocuğuyla yaşıyor. Ve konuşması düzgün, giyimi düzgün, kültürü düzgün, her şeyi düzgün. Çünkü niye değer veriliyor? Buradaki adam küçümsenirken oradaki adam yüceltiliyor Bu kadar basit. O adam işini o yüzden güzel yapıyor. O adam o yüzden cahil kalmıyor. Çünkü hayatta tutunabildiği için rahat bir şekilde kaliteli yaşayabildiği için adam kendini geliştiriyor abi. İşte bir memleket böyle ayaklanır bu arada. Böyle kaliteli bir ülke olursun. Böyle eziği, küçüğü görüp vura 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 vura, vura, vura köylü diye 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 gelişemezsin abi. Eğitim sistemi ayrı bir konu. Eğitim orada zaten mükemmel abi. Ya şunu düşün. Çocuk kendi seçiyor oğlum her şeyini. Burada endüstriyel tasarım mezunuyum ben. Endüstriyel tasarım okuyacağım zaman ne yapıyorlar? Bir projede kaldırım dizayn ettiriyor, bir projede bank dizayn ettiriyor, bir projede çizme yap diyor. Orada endüstriyel tasarım okuyorsa herif, ee Milavacığım hoş geldin, orada endüstriyel tasarım okuyorsa adam, ben diyor yatlarla ilgiliyim diyor ya. Lan benim kaç tane arkadaşım eridi gitti. Herif araba manyağı ve çok güzel araba çiziyor. Benle aynı bölümü okuyor. Adamın arabayla ilgili hiçbir şey öğrenemiyor oğlum. Ama orada endüstriyel tasarım okuyor herif. Dal olarak arabayı seçebiliyor. Almanya'dan geldikten sonra bu mevzudan çıkamamıştım. Reis şimdi sen böyle açtın bir küçük şişe kola. <laughs> Afiyet olsun. Herkes yeteneğine göre burs alıyor. Aynen öyle. İşte abi bir böyle geliştirebilirsin yani. Böyle geliştirirsin, böyle kaliteli insana sahip olursun. Garip. <laughs> Bu özendirmek için veya e, işte ne bileyim özenin diye anlatmıyorum bunları. Bilmeyenler bilsin diye anlatıyorum. Mesela burada bak örnek vereceğim. Gençlerin daha çok böyle ilgi, ilgi duyduğu konulardan gidiyorum. İlk Samp Server'ı açmıştım. Amvita'yı, GTA San Andreas Roleplay'ı açtım. Bir, birinci ayındayken Amerika'ya gittim. Dedim bir internet hani o, o, zamanlar bizim upload speed kaçtı lan? 2012 yıllarında bir falan delaldi. Bir upload falan alıyorduk. Hatırlamıyorum çok. Gittim abi. Kamil abi var bizim onun evindeyim. 060 falan da değil mi? Öyle bir şey olması lazım hakikaten. Dedim ki abi internet hızı ne? Speed test'e girdim. Yeminden geçen yedeklerimde görmüştüm. Bak bulursam açarım. 100 upload. 100 download. yok. Abartmayayım. 75 upload, 75 download internet. Full yayın. Yani tüm televizyon kanallar vesaire. Telefon. Bizim paketler gibi her şey içinde. 14 dolar. Bak 14 dolara 75 upload, 75 download veriyor. Sınırsız. Öyle adil kullanım kotası falan yok. 14 lira. Böyle <laughs> oldum böyle görünce. Anlatabiliyor muyum mevzuyu, farkı? 14 liraya bunu alıyorsun, kullanıyorsun. Ee, bizim çocuklara yollamıştım. Bakın lan internet burada bu paraya bu seviyede. Ya. ya Costco diye bir yer var mesela. Costco'ya gidiyordum, arabayı park ediyordum, benzinini fulliyordum. Her şey açık böyle. Pizza dilimi bu kadar böyle. 0.50 cent. Alıyorsun, ölü, ölü, ölü de yiyorsun, bitiyor, gidiyorsun falan. O açıdan yaşam standartı çok yüksek, çok kaliteli, çok rahat ediyorsun. Ama çok kural var. O kurallar bazen daraltabiliyorsun. Çünkü biz aslında bakmayın özgür yetişen insanlarız. Yani bizim ülke aslında çok özgür. <laughs> Niye döndün abi sen? Bu arada bir dakika Emircan Lomisse Prime abone oldu. Free... <laughs> ne oluyor benim? Gıcık oluyor ya. Fresh Power 0, 06 Prime abone olmuş kardeşimsin benim. Teşekkür ederim. Irmak 30 bit yollamış. Selamlar bu arada sub mod ee, kapayabilir miyiz? Bu arada bir sub chatten çıkartın bakalım. Chat ne diyor? Sıkıntı yok reis biz kek yiyeceğiz. Benim Almanya'da akrabalarım var adamlar vesaire vesaire. Aleykümselam, aleykümselam Arkadaşlar muhabbet sapçet alıyorum diye bana bozulmayın. Çünkü boku çıktığı zaman yapıyorum bak güzel muhabbet dönüyor o yüzden. Önlemim bu yani. Keyifli sohbet dinlemek isteyen insanlar da bu konuda e, bana destek atıyordur. Elirhan çok boşsun amına koyayım demiş. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Sakalların ne kadar hızlı uzamış. Uzadı. Doğru abi. Ulan yazma bak ne de dedi canım isteyeceğim fena mod bir şey demiyor. Merak ettim niye döndüm. Evet niye döndüm. Ben abi ne askerliğimi yapmıştım ne bir şey yapmıştım. Üniversiteden mezun oldum öyle gittim Amerika'ya. Ve çok şey gittim. Acele bir şekilde gittim. Bir anda karar verdim bir anda gittim böyle. Bir fırsat çıktı karşıma. Ee, ne oldu? Çok her şey çalışıyordum ediyordum işte Arabam sporum 30 kilo yakın kilo verdim Sigarayı bıraktım hayatımı çok güzel düzene soktum Sonra Laguna Beach'e başka bir restorana geçtim Laguna Beach'teyken gezdim dolaştım Six Flags'de işte Universal Studios'da cartlı cırttı falan Böyle biraz gezmeye vurdum Sonra bana bir koydu abi anlamsız gelmeye başladı Bu arada grabdes Hırmakde'ye 8. ayını yollamış No 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 Cansın no. teşekkürler <laughs> Yo ben böyle konuşuyorum diye bana terörist kim diye oğlum manyak mısınız amına koyayım terörist ya. Ya bunu bu, bu böyle bir cümleyi kuracak adam gerçi de yaşamasın ya oksijen almasın o herif ya. Ben niye Amerika'da yaşamıyorum burada yaşıyorum. Ben niye bu hobiyi bu Türkiye'de tanıtmaya çalışıyorum? Ben niye burada ailemin yanındayım? Niye isyandayım? İşte bu yüzden. Benim şu an korka korka yaptığım hobi Amerika'da devletin sonsuz destek verdiği bir hobi mesela terapi olarak bile kullanılan bir hobi. Ticaretini müsaade edip e, vergi kazandırtan, ülkeye para kazandırtan bir hobi. İngilizcem vardı, evet. <laughs> Abi pilot olmak istiyorum ama çok fazla torpil işleri var. Ah ah canlarım benim ya. Ah. Vallahi canlarımsınız ya. Ulan hayaller. Paris. Ben oyun geliştiriyorum. kendi çapımda kimseden destek alamıyorum üzücü. Ha, niye döndüğümü söylüyordum. Bana bir geldiler abi orada. Çünkü böyle çok net karşıdan karşıya hep anlatırım. Yayan geçtim diye ceza yedim oğlum ben orada. Kırmızı ışıkta sıfır araba hiçbir araba yokken karşıya geçtim abi İstanbul usulü. 26 dolar ceza verdiler lan bana. Amına koyayım hayatımın şokunu o gün yaşamıştım. O kadar çok epic fail yaptım ki. Yani 15 kez falan ceza ödedim ilk 2 ayımda zaten. Amerika'dan bahsettim ben şu an. Abi İsmail üniversitesi var tanıdığın çok benziyor. Abi Başlar okuyacak mısın? Ooo okudum zaten. Ha esmer sarışın 3 lira yollamış. Abi senin saçın ne renk? Kumralım abi. Kum yok. Ne denir o saç rengine? Açık kahverengi. rengi. Ben kahverengi diyorum arkadaşlar sarışın ya. Ben %100 sarışın bir adam değilim. Sarışın mıyım lan? O kokonu ben herkese tartıştım bir zamancı. Sarışınım lan. Yok yok sarışın değilim. Ben açık kumralım doğru söylüyorum. Mesela yazın sapsarı oluyorum. Ama benim tanımım tamamen açık kumralı yani. saf bir fizin kardeşim. <laughs> Neyse konu bu değil. 3 lira yollamışsın teşekkür ederim. Emir 2 lira yollamış. İyi yayınlar abi. Yanlış anlamasam bir şey demek istiyorum. Dün gece takip edecektim de unuttum sanırım Insta'dan. Kusura bakma abi. Sıkmak istemem seni i̇yi yayınlar. Niye seni takip ediyorum oğlum istadan? Donate mi attın bana? Ramus'tan seyahat mı? İslamlarda şimdiden seyahat mı? Abi Türkiye'nin iyi olduğu bir konu yok mu? Var. Çok güzel iyi olduğumuz konular var bu arada. Ben de şu an durumdan memnun değilim. Türkiye adına işim gereği ülke ülke gidip çalışıyorum. O kadar kötü. Eee bak. Bakın şimdi bu kadar konuşuyorum konuşuyorum ama bizim ülkemizin iyi taraflarını konuşmuyorum. Ülkemizin iyi tarafları çok. Bu ayrı bir şey. Ama ben öncelik verdiğim konulara değiniyorum ki ee, hani görün diye. Yoksa bu ülkeyi daha güzel yere taşıyacak olan insanlar sizlersiniz oğlum bizleriz yani. Milli bacım burada mısın hala? Bor. Oğlum Bizde mesela üretim abi bizde tarımın ötesi yok. Bu kadar güzel topraklara sahip olmamız ve bunların çalışmıyor olması beni o kadar üzüyor ki abi. Çiftçilik tarım bitti lan. O beni çok üzüyor bak mesela. Üretmemiz lazım abi. Bunu okuman gerekiyor. Türklerin gerçek noktası ölüm korkusu yok. Gerisi biraz Fasa Fiso adamsın. Kurtardın ülkeyi şu an adamsın lan. İşte bu zihniyet yüzünden her zaman gelişmiş bir ülkeyiz abi. Ötesi yok birader. Nokta. Her şeye eyvallah. Biz ölümden korkmayız birader. Türküz biz. Avradını siktim sala. Ne kadar ne kadar sığ düşünceler bunlar ya. Ne kadar sığ düşünceler bunlar abi. Yapmayın gözünüzü seveyim yapmayın ya. Ah ah üzülüyorum oğlum üzülüyorum. Neyse. Çok bu konulara girmeyi sevmiyoruz. Sinirleniyorum çünkü. Oğlum Ramus nerede? Ramus nerede oğlum ya? Ramus Ramus diyorsunuz. Yok